Uyuşturucuyla mücadelede imamlar da görev alacak. Yeşilay'la işbirliği protokolü imzalayan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu din dersi kararına tepki gösterdi. Diyanet İşleri Başkanlığı madde bağımlılığına savaş açtı. Bu kapsamda Yeşilay'la protokol imzalandı. Anlaşmaya göre Yeşilay gönüllüleri önce camilerdeki din görevlilerini bilgilendirecek. İkinci aşama toplumun bilinçlendirilmesi. Türkiye'de bulunan 84 bin cami imamı vatandaşlara sigara, alkol ve uyuşturucunun zararlarını anlatacak. Müftülüklerde ve camilerde toplantılar yapılacak. Hedefler arasında sigara tüketiminin en aza indirilmesi de var. Yılda sadece Türkiye'de 100 bin insanın ölümüne yol açan bir maddeyi dini bir İslam helaldir, caizdir diyemez. Mekruhtur diyerek de küçümseyemez. Yeşilay Cemiyeti Başkanı Muhammed İhsan Karaman anlaşmanın önemine vurgu yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin toplumun her kesimine bağımlılık alanında bir bilinç kazandırma ve kötü alışkanlıkların, bağımlılıkların önlenmesi noktasında işbirliği, el birliği yapma iradesinin tezahürünü göreceğiz. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu din dersi kararını da değerlendirdi. Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini birbirinden ayırmak gerekiyor. Eğer bu iyi, birbirinden iyi ayırt edildiği zaman Avrupa ülkelerinde de çok örnekleri olduğu için bu konuda herhangi bir sorun çıkacağını zannetmiyorum.